Efendim merhaba. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu video projemizin ikinci kısmı. Şimdi ilkini görmediyseniz pazartesi günleri artık yeni bir sisteme başladık biliyorsunuz. Geçen hafta oylamıştık. İki tane projemiz var. Hangisini yayınlayalım diye. Sonuçta çoğunluk ikisini de istediğinden yapabildiğim kadar ikisini de yayınlamaya çalışacağım. Pazartesi günleri biliyorsunuz puanlama sistemi diye bir şey yapmıştım. Kendimce fonlara bir puan sistemi oluşturdum ve onları yayınladım arkadaşlar. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şurada bir yerde çıkartayım şeyini. 2 gün önce yayınlandı. Pazartesi günleri o yayınlanacak. Allah nasip ederse de çarşamba günleri de bu büyük para bu hafta nerede sistemini yayınlayacağız. Şimdi bu haftaki video biraz karmaşık ama elimden geldiği kadar basit ayarlamaya çalışacağım. Sizler için anlatmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten aslında çok önemli bir konsept arkadaşlar. Bir alıştığınızda inanın çok rahat edeceksiniz ve piyasa okumanız çok daha büyük, çok daha kolaylaşacak bundan sonra. Şimdi bir uyarı yapmamda fayda var. İlk videoda da söylemiştim izlemeyenler için. Bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar haftada 3 videoya çıktığımız için bildirimler size ulaşmayabilir. Yani görmeyebilirsiniz videoları. Önceki haftalarda biliyorsunuz haftada tek video yayınlıyordum ve o hafta içerisinde YouTube onu bir şekilde sizin akış listenize önünüze çıkartıyordu. Ama haftada artık 3 videoya çıkmaya çalıştığımız için yani yapabildiğim kadar yapacağım. 3 video yayınlamaya çalıştığım için videoları görmemeniz muhtemel. O yüzden alt tarafta abone ol kısmının yanında bir zil var. Yani daha önce bahsetmemiştim ama anlatmam lazım. O zil kısmı size bildirimler gelmesi için. Çünkü geçen hafta canlı yayına ya bildirim alamadık, gelmedi, kaçırdık vesaire diye çok fazla soru ve uyarı oldu. O bildirimleri açmanız önemli. Tabii Instagram'da veya işte Discord grubunda ben uyarılarımı yapıyorum yine. Yeni video yayınlandı diye arkadaşlarımız sağ olsun adminlerimiz yayınlıyor ama o zili açarsanız, o zile basarsanız aşağıdaki yeni bir video yayınlandığında size de bir haber verir YouTube arkadaşlar. Efendim. Bunların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını yine söylemek zorundayım. Bütün veriler tefas.gov.tr'de tamamen ücretsiz yayınlanıyor. Ve bu video benim gördüğünüz ilk videomsa yatırım fonları ile ilgili bir kanal. Yatırım fonları ile ilgili her şey var. Yatırımla ilgili her şey var gerçi ama yatırım fonlarına ağırlık veriyoruz biz yılbaşından beri. Ve yatırım fonlarıyla ilgili çok fazla bilgi var. O yüzden daha önce izlemediyseniz yatırım fonları nedir kardeşim, neden bahsediyorsun sen, ne parası diyorsanız öncelikle şurada bir yerde yayınlayacağım, yine çıkartayım. Para kazanma sanatı diye bir serimiz var bizim. 6 video. Orada hepsinin detayları anlatılıyor. Bugüne kadar izlemediyseniz muhakkak izlemenizde fayda var arkadaşlar. Daha sonra konunun içine girerseniz ilgili kurslarımız vesairelerimiz de var. Bayağı bir detay bulabilirsiniz. Efendim. Şimdi daha uzatmadan hemen konuya bir giriş yapayım. Şimdi neyi göreceğiz? Para şu anda nerede, ne demek? Şimdi arkadaşlar bizim piyasamızda biliyorsunuz yatırım fonlarının arasında karma ve değişken diye bir kategori var. Bu karma ve değişken kategoriler, bu kategorideki fonlar serbest yönetilirler. Değişken fonlar olmasının sebebi buradan çıkıyor. Ne demek? Siz bu adamlara para yatırdığınız zaman, işte bankanızın cep şubesinden veya takas bank aracılığıyla siz bunlara para yatırdığınız zaman bu adamlar sizin paranızı serbest bir şekilde yönetebiliyorlar. Yani isterlerse bu parayla hisse senedi alabiliyorlar, işte bir kısmıyla altın alabiliyorlar, bir kısmıyla işte ters repo yapabiliyorlar. Şu gördüğünüz, ekranda şu an gördüğünüz bütün seçeneklere para yatırabiliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu kategoride de bayağı bir fon var. Büyük bankaların fonları, özel sektörde bayağı bir iyi yetenekli firmalar var. Şimdi bu adamların portföy dağılımlarını biz görebiliyoruz. Bunların hepsi takas bank aracılığıyla yapıldığı için, devlet güvencesinde olduğu için bunların hepsi portföylerini devamlı yayınlamak zorundalar. Dolayısıyla bize aslında bunlar açık bilgi. Şimdi biz bunların tamamının ortalamalarını alabilirsek ve bunların parayı nereye yatırdığını inceleyebilirsek, yani böyle bir proje geldi aklıma. O andaki ve piyasada büyük parayı da bu fonlar yönettiği için arkadaşlar, piyasanın ne tarafa eğilim yaptığını her hafta görebiliriz. Demek istediğimi anladınız mı? Şimdi büyük para, bu adamlar profesyoneller. Bunlar para yönetmek için kurulmuş kurumlar ve buna göre maaş alıyorlar. Buna göre yatırım yapıyorlar. Bu adamların işi bu. Dolayısıyla profesyoneller parayı nereye yatırıyorlar? Bu hafta ne bekliyorlar piyasadan gibi bize çok ciddi bir veri verebilir arkadaşlar. Şu listede gördüğünüz zaten bütün fonlar hepsi karma ve değişken fon. Ve şurada yukarıda da kuralları görüyorsunuz. Şu kısım bize, yani bunları teker teker anlatmayacağım, merak etmeyin. Sadece bu hafta biraz uzatıyorum çünkü konuyu anlamanız lazım. Kendiniz inceleyebilirsiniz bu dökümü. Videoyu durdurup bakabilirsiniz.
Şurada gördüğünüz işte şu turkuazlar %1 ile %3 arasındaki, mavi dolgular 3 ile 5 arasındaki ve yeşil gördüğünüz kısımlar da şunlar yani %5'ten fazla değişimler demek. Bu tarafta da yine tam tersi olarak da -1 ile %3 arasındaki çıkış, %3 ile %5 arasındaki çıkış turuncu olan, önceki sarı olan ve eğer %5'ten fazla bir fon o kategoriden çıkış yaptıysa onu da kırmızıyla bize sistem işaretliyor arkadaşlar. Yani ne demek bu tablo? Söyleyeyim. %5.38 mesela görüyorsunuz. Şu ATA portföyün birinci değişken fonu ters repodan çıkış yapmış ve nereye giriş yapmış? Hisse senedine giriş yapmış mesela. Anlatabiliyor muyum? Ağırlıklı olarak. Veya bir örnek daha vermem gerekirse. İşte Avro portföyün değişken fonu türev araçlardan %17 çıkış yapmış ve parayı da işte %10 finansman bonosuna, %3 hisse senedine, işte özel sektör tahvili gibi yerlere parayı dağıtmış, çıkardığı parayı. Böyle yani mantık bu. Şu listeyi şöyle yavaşça geçeyim. İlgilendiğiniz fonların, elinizdeki fonların şu an parayı nereye yatırdığını merak ediyorsanız, şu an ellerinde ne var diye merak ediyorsanız hem onu görebilirsiniz, hem de dediğim gibi biz bu listeyi daha basite indirgeyerek şu hale getireceğiz. Ve sonunda da şu ortalama portföy dağılımlarını göreceksiniz. Bu ortalama portföy dağılımlarının ne olduğunu da söyleyeceğim birazdan. Şimdi eğilim kaymaları tarafı neyi ifade ediyor bize? Çok önemli. Dediğim gibi lütfen biraz sabredin ve bu videoyu anlamaya çalışın. Bu her hafta yayınlandığında size ciddi bir avantaj sağlayacak. Evet biliyorum ilk başta karmaşık gibi görünüyor ama değil. Elimden geldiği kadar biliyorsunuz benim de yeteneğim bu. Basit şekilde anlatabilmek. Şimdi şu tabloyu gördüğünüzde bu tablo bize ne ifade edecek her hafta? Arkadaşlar burada toplam değişim oranlarını görüyorsunuz. Yani bunun adına ben eğilim kayması dedim. Ne demek eğilim kayması? Şimdi burada gördüğünüz şu anormal derecede %150 bir çıkış yapılması. Yani bütün fonların ortalaması bu. Şu gördüğünüz tablonun tamamının toplamından bahsediyorum. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bu bize ne veriyor? Bu arkadaşlar bu karma fonların çoğunluğunun yani 150 olan kısım şurası. Çoğunluğunun ters repodan çıkış yaptığını gösteriyor. Şimdi dolayısıyla bu adamların paraları daha önceden ters repodaymış çoğunluk. Ve ters repodan ciddi bir çıkış olmuş bu hafta. Nereye giriş olmuş derseniz hisse senetlerine giriş olmuş. TPP bu fonların kendi arasında kullandığı bir repo sistemi arkadaşlar. TPP'nin ne olduğunu da isterseniz detaylı olarak internetten araştırıp görebilirsiniz. Ama size basitçe anlatmam gerekirse TPP şudur. Bir birlik düşünün, buraya finans kurumları üye. Finans kurumları kendi aralarında faizle borç verip borç alıyorlar. Böyle düşünün yani. TPP'ye bir giriş olmuş. Ağırlıklı olarak hisse senedine şurada görüyorsunuz giriş olmuş. Diğer kısmı her şey olabilir. Türevler de olabilir vesaire. Her şey olabilir diğer kısmında. Onun detayını bilmiyoruz. Çünkü bilançoda diğer diye bir kısım var biliyorsunuz. Yani bu büyük şirketlerde de var. Onun detayını göremiyoruz. Ama eğilim olarak banka monolarına giriş, fon katılım belgelerine giriş, Eurobondlardan bir kısım çıkış olduğunu görüyorsunuz. Herhalde dolardan korktular. Dolar tekrar geri çekilir diye. Biliyorsunuz bu hafta bir doğalgaz rezervi açıklandı. O yüzden fonların korkup bir kısmının dolar düşüşünden zarar görmemek için Eurobondlardan çıkış yaptığını düşünebiliriz mesela. Görüyorsunuz konjonktürle beraber hareket eden hareketler bunlar. Fon katılım belgelerine giriş yapmışlar. Biraz kamu dış borçlanmadan çıkış yapmışlar. Bu da dolar bazlı olduğu için buralardan biraz çıkış yapmışlar. Özel sektör tahvillerine giriş yapmışlar. Yani TL bazlı yurt içindeki özel sektöre borç veren tahviller bunlar arkadaşlar. Oraya biraz giriş yapmışlar. Türev araçlardan bunlar da hedge anlamında kullanılan yani işte opsiyonlar olabilir, vadeli opsiyon piyasası olabilir vesaire. Oralardan da biraz çıkış olmuş. Ve ağırlıklı olarak yani bizim takip edeceğimiz şu an bu tablodan anladığımız yorum şu. Repolardan parayı çekip hisse senetlerine giriş olmuş bu hafta arkadaşlar. Bu da önümüzdeki hafta için size bir fikir verebilir. Borsanın nereye gideceğini veya işte hisse senetlerinin nereye gideceğiyle ilgili bir fikir verebilir. Tabii ki yanılıyor da olabilirler. Her şey olabilir ama büyük paranın nereye eğilim yaptığı takip etmek için çok önemli bir şey arkadaşlar. Tablo bu. Şimdi ortalama dağılımlara da gelecek olursak ortalama dağılımlar ne? Şimdi şurada görüyorsunuz ya bir fonun mesela işte atıyorum AK Portföy'ün AGİ değişken fonu şöyle bir parayı dağıtmış. Değil mi? Buralara dağıtmış parayı mesela. Şimdi bu adamlar buralara dağıtmış. İşte ne bileyim ATA Portföy'ün çoklu varlığı da buralara dağıtmış parasını. Şimdi bu adamların buralara paralarını dağıtmasından daha doğrusu bu değişim yani değişim oranları şu an gördüğünüz. Şunların hepsine paralarını dağıtmışlar bu adamlar.
Ve bu ortalama dağılımların, bunların dağılımlarının tamamının ortalamasından bahsediyorum. Yani büyük paranın dağılımından bahsediyorum. Şimdi bu bize ne veriyor? Bunların hepsinin ortalaması gördüğünüz gibi şu şekilde, oran olarak. Yani %21 şu an bu karma portföylerin tamamının toplamının elinde %21 hisse senedi var. Portföylerinin %21'i, 100 bin liraları varsa 21 bin lirası hisse senedinde. %4'ü fon katılım belgelerinde, %10 finansman bonolarında, %14'ü Eurobond'larda. Bunların hepsine biliyorsunuz siz de neredeyse çoğuna fonlarla yatırım yapabiliyorsunuz. %6'sı devlet tahvillerinde, %4'ü vadeli mevduatta, %4'ü yabancı hisse senetlerinde, %8'i ters repoda, efendim %2'si TPP'de, %3'ü türev araçlarında, %7'si özel sektör tahvillerinde, %5'i özel sektör yine kira sertifikalarında. Bunların ne olduğunu isterseniz Google'dan araştırabilirsiniz. %2'si kıymetli madenlerde efendim, %5'i kamu kira sertifikalarında ve %1'i de kamu dış borçlanma araçlarında şu anki ortalama, tamamının ortalaması bu şekilde. Tabii bunların arasında iyi yönetilenler var, kötü yönetilenler var vesaire ama ortalama dağılım hepsinin ortalaması bu şekilde. Bu da size önümüz kendi portföyünüzü oluştururken mesela şu an bir portföy yapıyorsanız veya elinizdeki portföyü nasıl dönüştüreceğinizi düşünüyorsanız tabii biz Altın Patron'da farklı bir sistem yapıyoruz ama siz elinizdeki portföyü neye göre dönüştüreyim derken bu da size ciddi bir fikir verebilir arkadaşlar. En azından bu videoları her hafta takip ederek uzmanların parayı nasıl dağıttıklarını, nasıl yönettiklerini. Hani insanlar diyor ya devamlı televizyonlarda işte orada burada aman paranızı tek yere yatırmayın, aman işte şey yapmayın falan. Tamam da kardeşim ne yapacağız yani? İşte ne yapacaksınız bu. Profesyoneller nasıl yapıyor? Bunu yapıyor işte. Yani biz düşünürken paramızı nasıl dağıtıyoruz, nasıl yapmamız lazım, nasıl bir portföy yapabiliriz diye. İşte arkadaşlar size örnek bir portföy. Yani şu an profesyoneller dağılımını bu şekilde yapıyor efendim. Bu videoları da kaçırmamanızı öneririm. Allah nasip ederse dediğim gibi bundan sonra çarşamba günleri bu videoları yayınlamayı düşünüyorum efendim. Bir aksilik yaşanmazsa. Cuma günleri de yine rutin videolarımızla devam edeceğiz. İşte genel bilgilendirmeler olabilir, ay sonu performansları olabilir. Arada işte bazı hisse senedi taktikleri vesaireler veriyorum, teknik sistemler gibi. Onları yine takip edebilirsiniz. Pazartesi ve çarşamba günleri de bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Efendim videoyu katıl ile kanalımıza destek veren arkadaşlarınızla sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.